Merhaba değerli arkadaşlar. Günün yükselen yıldızı Tron'un teknik analizini yapacağız. Öncesinde Tron'u diğer coinlerle bir kıyaslayalım. Tron şu anda TL bazında 88 kuruş civarından işlem görmektedir. Dolar bazında ise 10 sent civarından işlem görmektedir. Diğer coinlerle kıyaslayacak olursak, işlem hacmi bakımından inanılmaz bir yükseliş kaydetti. Son 24 saatte 7,3 milyar dolarlık bir İşlem hacmi mevcuttur. Sadece 7,31 milyar dolar demekle kalmayalım. Tether'de saymazsak Bitcoin, Ethereum ve ardından Tron gelmektedir. Yani sadece %16'lık bir yükseliş değil, hacimlenme konusunda da ilk üçe girerek inanılmaz bir şekilde göz önüne çıkmıştır. Piyasa değeri bakımından 19. sırada yer almaktadır. Piyasa değeri de 7,63 milyar dolardır. Piyasa değeri kadar 24 saatte işlem hacmi döndürüyor. Bu kolay bir şey değildir. Ve tekrardan grafiğe dönecek olursak, direnç noktası 0,92 sentti. Yani 9,2 sentim, küsuratları atlıyorum. 9,2 senti bugün kırdı ve yukarıda kapatırsa artık 9,2 sent destek noktası olmuş olacaktır. Direnç noktası kısa vadede belli değildir. Fakat büyük bir resme bakacak olursak, direnç noktası, beklenen hedef noktası yaklaşık olarak 22 sent olacaktır. Yani şu andan itibaren yaklaşık olarak %109'lara varan bir potansiyel kazanç söz konusu. Peki buradaki direnç noktası neye dayanıyor? Bunun için biraz daha geçmişe gitmek gerekiyor. Yaklaşık olarak 2018'li yıllara, 5 Ocak 2018. Şu anda 10 sentlerden işlem gördüğünü söylemiştik. Çizgiyi çekecek olursak buralar. Daha önce de benzer hareketleri yaptı 2018'li yıllarda. Arkasından bir yükseldi. Yaklaşık olarak bir günde %112'lik bir yükselişle yüksek noktalara geldi. İnanılmaz yüksek seviyelere geldi. Arkasından bir yükseliş daha yaparak daha önceki çizmiş olduğum, belirtmiş olduğum daha doğrusu direnç noktası 22 sentlere geldi. Tabi bu kadar sert yükselmenin bir bedeli vardır. Aslında destekli de yükselmiş. Fakat o zamanki koşullar gereği 10 günlük öyle bir satış yedi ki 3 yıl sonra 2021'de o noktaları tekrar zorlayacak mı? Soru işareti. Tron'un hikayesi budur. Yakın zamanda önemli bir haber yoktur. Yine daha önce yaptığı gibi destekli ve kuvvetli bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Eğer ki şu an hacim bu seviyelerde ve saat akşam 7. Gecenin 3'ünde buradaki hacmi aşarsa çok kuvvetli bir yükseliş gerçekleşebilir. Madem ki direnci kırdı, 0,92 sent direncini kırdı. Yükselmesi gereken nokta hacimsel olarak eski seviyesinin biraz daha üstüdür. Eğer hacimsel olarak bu noktanın üzerine çıkarsa 0,22'ler yani 22 sentler yakındır. İndikatörleri inceleyecek olursak yeni bir formasyon yok dediğim gibi, sadece hedefe gelmesi bekleniyor. MACD'de, CCI'de altın sinyalleri mevcut. Herhangi bir uyuşmazlık yok. Sinyaller kuvvetlidir. RSI'ye bakacak olursak biraz daha büyük pencereden bakalım. Aşırı alım bölgesine geçiş yapmak üzere. Henüz fazla alım bölgesinde. Yani kâr satışları gelir mi gelmez mi emin değilim ama hala alış potansiyeli var. Stokastikle beraber sinyal olarak da güçlü durumdadır. Düzeltme yaparsa, yani panik yapmamak için şuna dikkat edin. 0,92 değerini baz alın. Eğer o değerin altına düşerse panik yapmaya başlayabilirsiniz. Ne zamana kadar? 0,80 sente düşene kadar. Bu iki nokta güzel destek noktaları olacaktır. Diğer indikatörlerimize bakalım. Orada neler göreceğiz? Momentum'da enerjilenme kuvvetli bir şekilde devam etmektedir. Uyuşmazlık yok. Son derece sağlıklı. DMA'ya baktığımda 17 Mart'tan itibaren alt sinyali hala mevcut. Yönü yukarı doğru. Çakine baktığımda herhangi bir pürüzlülük yok. Hacimsel konuda da bir sıkıntı yok yani. Son olarak paraboliği inceleyecek olursak, parabolikte de alt sinyali 26 Mart'ta gelmiş. Kuvvetli bir şekilde alt sinyali devam etmektedir. Özetlemek, toparlamak gerekirse,
Tron'un beklenti noktası 22 senttir. Şu anki bulunduğu nokta 10 sent. 0.92 destek noktası olacaktır. 0.80 daha güçlü bir destek noktası olacaktır. 0.80'in altına inmedikten sonra büyük panik yapmanıza gerek yoktur. Nerede ne zaman düzelteceği belli olmaz. Fakat düzeltme yaptıktan sonra sadece destek noktaları dikkate alınmalıdır. Tron buralara kadar sağlıklı geldiği için sert bir satış, sert bir düşüş beklemiyorum kısa vadede. Evet, Tron hakkındaki analizlerim bugünlük bu kadar. Tron analizlerini kaçırmamak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.